Konuğumuz Doktor Bahadır İldokuz arkadaşlar. Hisse konuşmayacağız. Makro konuşacağız Bahadır hocamla. Şimdi ama önce şöyle piyasadaki son rakamlara bakalım. Gerçi dün TÜİK iş tarafından açlık yoksulluk rakamları geldi. Yine TÜİK tarafından rakamlar geldi. Büyüme rakamları geldi. Bugün Almanya tarafından enflasyon rakamları geldi. Beklentinin de üzerinde. Yine aslında Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Sayın Cumhurbaşkanı seçim tarihini yeniden vurguladı. Çünkü aslında yaşanan bu büyük felaket sonrası acaba seçim tarihinde değişiklik olacak mı diye epeyce de bir konuşmuştuk. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı 14 Mayıs'ta olacağını aslında işaret etti, ifade etti. Öyle söyleyelim. Şimdi piyasaya bakalım. Önce dolar yatay banttaki hareketine devam ediyor. Euro bir miktar yukarı yönlü hareket var gibi 20-11 seviyesinde. Parite 1.06'da. Ons altın geçtiğimiz hafta bir miktar gerilemişti. Bu hafta yeniden sanki yükselmeye başladı gibi 1840 dolara yaklaşmış durumda. Borsa İstanbul'da da aynı şekilde %1.63'lük yukarı yönlü hareketle günü 5.322 puandan tamamladı diyorum. Söz size bırakıyorum hocam. Önce genel olarak piyasaya bir göz Küreselden başlayıp atarsınız. aslında Türkiye'ye doğru inelim. Yani küreselde öncelikle iki önceki TÜFE verisi ABD tarafında beklentinin çok üstünde gelmişti. Yani beklentinden çok üstünde bir düşüş yaşadı ÜFE verisiyle birlikte. Açıkçası hani baz etkisi kaynaklı bizim beklentimizin de ötesindeydi. 6.9 gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte biz kendi hesaplamamıza soktuğumuzda 7.1'e gelmesi gerekiyordu o aylık bazdaki hareket. Ben açıkçası bir revizyon gelir diye bekliyordum ama işte o revizyon sonraki veriyle geldi. O dönem nasıl böyle aşırı derecede piyasada bir risk iştahında artış olduysa hani bu trend devam edecek diye Fed'in işte yumuşaması bekleniyor diye konuşuluyor olsa da sonrasındaki yani işte enflasyon verileriyle beraber de bu tam tersine bu sefer de aşırı pesimist diyeyim yani daha olumsuz daha negatif bir piyasaya evrildi. Bunun tabii bize sirayeti şu aşamada biz tabii bizim konumuz, odağımız tamamen bambaşka yani yaşanan felaket sebebiyle herkesin gözü kulağı oradaydı. Evet seçim tarihi o tamamen YSK ve yani siyasilerin, politikacıların işi. Onunla ilgili bir yorum yapmayacağım ama yaşadığımız sürecin bize bir maliyeti ister istemez olacak. İşte kimi analistlerin yorumlarına göre 20-25 milyar dolar asgari. İşte kimi araştırmalara Dünya Bankası'nın en son yanlış hatırlamıyorsam bir şeyi vardı. 46 milyar dolar gibi. İşte 80 diyenler var, 75 diyenler var. İşte enflasyon oranındaki ve fiyatlardaki artışa bağlı olarak bunun daha da yukarı gitme ihtimali söz konusu. Kur 18-60'lardan beri konuşuyorduk. Yavaş yavaş gıdım gıdım gidecek. Deprem olayıyla beraber işte biraz daha hızlandı ama hani artık biraz daha böyle yatay bir sabit stabil bir seviyeye tekrardan geldi. Buralarda tutunup tutunmayacağı tabii ki bizim hani kendi hem mali tarafta neler yaşayacağımıza hem enflasyon oranında iç tarafta da en önemli şey tabii ki KKM. Yani yerli KKM'den çıkıp tekrar kura yönelecek mi yönelmeyecek mi buna sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Yurt içi tarafta PMI geldi 50.1 bir öncekiyle hemen hemen aynı. Zaten KGF kredileri 250 milyardan işte 350 milyara çıkartıldı. Deprem hemen öncesindeydi diye hatırlıyorum yanlış değilsem. Yani yanlış olabilirim hatırlamam. 350 milyarlık zaten bir piyasaya likitte sağlanması durumu söz konusuydu. Onunla beraber de PMI tutundu, 50'nin üstünde tutundu. Büyüme verisi kötü gelmedi. Yani dördüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe baktığımızda 3,5 gibi bir seviyede. Ama şimdi dönüp baktığımızda 99 depremi sonrasında yaşadığımız durumu burada da yaşar mıyız? Çünkü o dönem ÖTV hayatımıza girmişti. İşte seçime kadar tabii ki bu gayet normaldir. Bunu hiçbir şekilde eleştirmiyorum. Siyasi değilim. Ekonomist olarak ya işte bunu yapmayın deseniz de insan hayatında bazen doğru olan şeyler işte yanlış daha doğru gelebilir. Çünkü uzun vade değil. Sizin bir yatırım şeyiniz nasıl biz yatırımcılar için hep kısa, orta, uzun diyorsak aynı şekilde bu siyasiler için de her insan için geçerli. Baktığınız vade kısa vade ise zaten hani o zaman popülist politikalar her zaman mantıklı gelme durumu söz konusu olabiliyor. Bunda da hani biz biraz daha uzun baktığımız için yani
dengede olsun, hani biraz daha insanlar anlasın, ama bunu bazen de işte insanlara anlatamıyorsunuz, seçmen kitlesine anlatamıyorsunuz. Herkesin gün içinde işte o günkü ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığına bakıyor. Ve genişlemeci para politikası, popülist politikalarda her zaman her insanın aslında hoşuna gidiyor. Ama uzun vadede bu tabii çoluğumuzdan, çocuğumuzdan çıkıyor. Çünkü ciddi bir borç yükü içine giriyorsunuz. İşte bunun faiz ödemeleri size sonra vergi olarak dönüyor. İleride yapacağınız tüketimi aslında bugünden yaparak sonrasında tüketim miktarınızı azaltmış, sonrasında bir fakirleşme durumu söz konusu. Genel itibariyle bu. Şimdi biz önümüzdeki sürece nasıl evrileceğiz? Seçimden sonrası işte bu vergiler nasıl olacak? Finansmana olan ihtiyacımız, faiz ödemelerinin bütçe üzerindeki etkisi, ki işte geçtiğimiz yıla baktığımızda 2021 ile 2022'yi karşılaştırdığımızda finansman giderlerinde ciddi bir artış var. Ocaktan ocağa baktığımızda işte 14 milyar TL gibi bir faiz harcamamız varken işte 2023 Ocak'ta 21 milyar TL'ye çıkmış. Neredeyse %50'lik işte bir artış söz konusu. Benzer durumun bu senede devam ettiğini varsayarsak ciddi bir finansman harcaması olacak. Deprem etkisiyle oluşan ortalamada 40 milyar dolar diyelim, hani en uçtaki, en asgari ve en azami fiyatın ortalamasını alsak 40 milyar dolar gibi bir şey yapacak. 40, belki 40-50 arası bir şey. Hani biz 40 diyelim, iyimser olalım. Bunun da size bütçede bir denge, borç stoğu olarak dönüyor olması gerekiyor. Bunun finansman ve faiz giderleri de size ister istemez bütçe üzerinde bir risk oluşturacak, bir baskı oluşturacak. Bunu da siz bütçeyi tutturmak adına %1 civarında bizim bütçe açığımız gayri safi yurt içi hasılaya, ama işte bu artık yavaş yavaş daha yukarı seviyelere doğru gidecek ve biz 2023'te açıkçası Fed'in politikaları eğer yumuşama sinyali vermezse, enflasyon tarafında bir yumuşama söz konusu olmazsa, aşağı doğru bir gevşeme söz konusu olmazsa, biz Şahin Fed'i 2023 boyunca göreceğiz. Bu da bize finansman maliyeti olarak yansıyacak ve biraz daha sıkıntılı, biraz daha zor bir süreç, biraz daha kemer sıktığımız bir sürece doğru evriliyoruz diyebilirim, özellikle seçimden sonra. Peki. Şimdi en çok herhalde merak edilenlerden biri hocam. Şimdi seçim tarihini söyledik zaten, evet 14 Mayıs, ama dediğiniz gibi YSK tarafından belli olacak. Ama daha önceki yayınlarda da biz konuşmuştuk. O zaman yine 14 Mayıs gündemdeydi. Acaba o zamana kadar Borsa İstanbul'da nasıl bir hareket göreceğiz dedik. Sonrasında çok büyük bir felaket yaşadık zaten. Borsa kapandı bir süre. Geç kapandı ama bir süre kapalı kaldı. Şimdi yeniden aslında insanlar seçim fiyatlamasına girmeye başlayacak mı? Başladı mı? İşte seçime kadar ne olacak? Özellikle borsa tarafı çok merak ediliyor. Aslında biraz bıçak sırtı, yani teknik olarak baktığımızda bugün yanlış hatırlamıyorsam 5.300'ün üzerinde kapattık diye hatırlıyorum. Yanlışım olabilir. Tamam, güzel. Yani 5.322. o teknik hep 5.300'ün üzerinde kapatalım, o yani belki 5.350'dir, o şey diyemem, ama o seviyeye yakınız veya hafif üzerindeyiz. Şimdi teknik olarak bize evet kısa vadede yukarı yönlü hareketin devam etme potansiyeli var. Ama burada tabii şimdi seçim sonucunun belirsizliği, yani o yaşanan belirsizlik derken de anketler bize bir öngörü veriyor olabilir, ama günün sonunda net sonuç elimize geçmeden hiç kimse emin olamayacak ve bu risk barındırıyor. Bu riske bağlı olarak insanlar bakalım hani nasıl bir tercihte bulunacaklar? Aslında bunu tamamen vatandaş ve işte yatırımcılar belirleyecek. Evet, borsanın kendi bir kitlesi var, ama bizim borsamıza etki edecek en büyük şeylerden biri de dediğim gibi KKM'ydi. Yani insanlar bu belirsizlik sonrasında işte işler değişecek, farklı bir politikaya doğru evrileceğiz mi kabul edecekler? Yoksa ya zaten seçim sonucu bence bu şekilde olacak, mevcut düzen devam edecek, sonrasında da biz borsada rallilere devam ederiz tarzında. Şimdi bu iki senaryodan hangisini satın alacak? Aynı işte ayılar boğalar bilek güreşi hikayesi gibi. Burada yatırımcılar şeyi belirleyecekler, gidişatı belirleyecekler. Ama şu bir gerçek, yani seçimde ben hep söylediğim, kim olursa olsun bir kere depremin maliyeti bizim dış borç stoğumuza veya işte toplam borç stoğumuza bir kere eklenecek. Bunun finansman gideri olacak. Ve belki 99 depremindeki gibi ağır bir vergi durumu söz konusu olmayabilir, ama günün sonunda biz yani tüketim sepetimizde bir düşme yaşayacağız. İş talepte bir düşüş olacak. Büyümemiz ister istemez, ben
kendimce bir hesap yaptım yani. Cobb Douglas üretim fonksiyonundan işte capital labor teknoloji sabit kalsın dedik ama %10'luk bir düşüş olursa ki 11 yılın kapsadığı toplam gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı 9,77 gibi bir şey. %10 diye yuvarlayalım. Zaten 9,77 çarpı işte 0,9 dediğinizde yukarıdaki alfa ve 1 eksi alfaların sabit kaldığını varsaysanız dahi aşağı yukarı %20'lik bir kayıp oluyor. %20'liğinde baktığımda ben işte toplam gayri safi yurt içi hasıla içindeki bu senaryoya göre tabii ki %10'luk bir kayıp olduğunu varsayarsak işte %2'lik bir gayri safi yurt içi hasılanın genel itibariyle bir negatif etkilenme durumu var. Şimdi bizim bu negatif etkiyi nötrlemek adına şu bir politikadır, doğrudur, yanlıştır tartışmaya girmeyeceğim ama parasal genişlemeye gidiyor olmamız zaten bunu nötrlemek adına doğru bir politika bana sorarsanız. Ama bunun maliyetini ve nasıl sonrasındaki işte oluşacak maliyeti nasıl nötrleyeceksiniz, nasıl bertaraf edeceksiniz? O işte işin inceliği biraz zanaat gerektiren kısmı. Burada da onu zaman içinde göreceğiz. Ama şu an biz ekstrem bir durum içindeyiz. Ben siyasetten tamamen bunu bağımsız konuşuyorum. Hangi iktidar olursa olsun. Şu an zaten bunu yapmak zorundasınız. Bunu bugün yapmıyorsanız parasal genişlemeyi ve ekonomideki rahatlamayı ve bu insanların yarasalarını sarmayı. Yani gelen hangi iktidar olursa olsun şunu mu diyecek? İşte 40 milyar ya ödemiyorum kardeşim ben bunu işte borç stoğumu almayacağım mı diyecek demeyecek yani. Sonuçta hem seçim var. Seçim olmasa dahi bu devletin yönetmeye talip oluyorsanız bu vatandaşlara bakmak zorundasınız. 2-2 daha 4. Sonuçta bir vergi alıyorsunuz. Öbür türlü insanlarda bambaşka şeyler olur. Devletin elini hissettirmesi gerekiyor. Bunun sonucunda da biz nereye evrileceğimizi açıkçası ben kim olursa olsun dediğim gibi bir vergi artışı olacak. İster istemez büyümede biz bu ama az olur. Ama çok olur. Ama benim hesabım tutturduğu gibi olur. Bana bir şey diyemem. Hani hafif pozitif bölgede 99 depremi gibi olmayacak. 6,4'lük bir daralma olmaz. Ama hafif pozitif bir bölgede biz devam edeceğiz ama işte %3,5'luk son gelen büyüme verisini biraz yakalamamız şu aşamada özellikle deprem etkisiyle beraber açıkçası zor. Hani biraz daha bizi zor günler bekliyor ama dediğim gibi bunu umarım yurt dışı piyasada artık hani sıkı para politikası ve enflasyon tarafındaki gevşeme söz konusu olur ve bize likidite girişi sağlanır ve biz bu süreci hani yaralarımızı çabuk hızlı bir şekilde sardığımız ve vergi yükü altında ezilmeden tüketim sepetimizi çok fazla azaltmadan bu süreci atlatabiliriz. Umarım bu şekilde olur. Burada tabii borçlanmanın vadesi ve şeyler de önemli yani diğer detaylar ve incelikler de önemli ama hani bunu da maksimum şekilde yapmaya çalışacaklardır. Burada bizim bir şekilde finansmana erişim noktasında gerekiyorsa hani alışıldık değil ama alışılmadık metotları kullanarak belki işte yani insanların teker teker bir projeye şey yaptığı, dahil olduğu, hissedar olduğu dediğim gibi bu ismini unuttum şimdi. Yani bütün topluluğun, bütün popülasyonun bir mesela üçüncü köprü işte finanse edeceksiniz. Herkes cebindeki para kadar koyup ama işte paranın oranı kadar da hisse sahibi oldu. Belki bu tip yollara evrilecek. Belki işte bir musibet bin nasihattan iyidir. Her şerde bir hayır vardır noktasına gelip biz bambaşka yenilikçi finansal ürünlerde hani borçlanma metotları keşfedeceğiz ve bu belki bizi çok daha iyi noktalara taşıyacak. Dediğim gibi bu tamamen ama siyasetten bağımsız konuşuyorum. Bizim biraz daha artık hani farklı şeylere dönmemiz lazım. Çünkü mevcut düzende uyguladığımız politikalar zor zamanlardan geçtiğimiz için bizi sıkıntıya yani klasik ekonomik düzlemde baktığımızda bizi biraz zor bir günlerin beklediği şeye evriliyor. Bunun için de bir game changer lazım. Oyun değiştirici bir şey yapmamız lazım. Bakalım onu nasıl yapacağız. Şimdi hocam dolar tahmininizi soruyorlar. İşte hükümet değişirse aynı hükümet devam ederse diye ama ben şöyle sorayım. Aslında biz seçime kadar olan süreci epeyce bir konuştuk değil mi? Yani doların daha çok işte yatay bantta hareketi devam etme ihtimalinin yüksek olduğundan konuştuk. Şimdi öyle o zaman seçim sonrası ama o zaman da yine iki senaryoyu konuşmamız gerekecek değil mi? Yine hükümet devam ederse ve yatay Aslında banka dört değişirse diye mi senaryo diyebiliriz konuşacağız buna. dolar Bir kurunun işte hareketi içinde? Cumhurbaşkanı ve işte meclisin aynı şekilde devam ettiği. İki
Ama burada da tabii işte şu an biz gevşek para politikası uyguluyoruz. Dediğim gibi sürekli bunu gerektiriyor. Birinci senaryo bu. Aynı şeyde kabine ve cumhurbaşkanıyla devam ettiğimiz, cumhurbaşkanımızla devam ettiğimiz ama para politikasının gevşekliğinde sıkıya Politika. döndüğü, yani bir politika değişikliğinin olduğu alternatif senaryo. İşte Cumhurbaşkanı'nın gene aynı kaldığı ama meclis çoğunluğunun işte el değiştirdiği, burada farklı bir senaryo var. Veya işte tamamen hani bir değişimin olduğu farklı bir senaryo var. Şimdi ben dördüne de baktığımda benim gördüğüm yani değişmeyen tek şey şu. Bir kere dediğim gibi borç stoğunda bir artış olmak zorunda. Vergi artmak zorunda. Çünkü sürdürülebilir olmayacak öbür türlü. Yani finansman ihtiyacımızdan ve hem mali politikanız şu an sıkı gidiyor olabilir. Yani finansman harcamalarınızın genel bütçe dengesinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı düşük olabilir ama bu günün sonunda artmak zorunda ve artacak çünkü bu dediğim gibi inşaatı yapmak zorundasınız. Deprem bölgesine yardım etmek zorundasınız. Hangi hükümet olursa olsun bir kere bundan biz bir finansman şeyi yiyeceğiz. Şimdi eğer biz burada sıkı para politikasına döner isek dolar TL ile ilgili bahsedeceğimiz tahmin bambaşka olur. Ama gevşek para politikasına, genişlemeci para politikasıyla devam edeceksek ki son bir yılda ben M2'ye baktığımda yüzdesel değişimi %62. Yani para arzında %62'lik bir değişim olmuş. Oldukça yüksek. Şimdi bununla devam edeceksek o zaman biz enflasyonda da bir katılık söz konusu olacak. Bunun da ister istemez kur üzerinde etkisi olacak. Şimdi yapılan müdahaleler belki işte piyasaya hani müdahale ediliyor bu olmaması lazım falan diyebilir insanlar ama dediğim gibi ben burada iki taraflı bakmayı her zaman tercih ediyorum. Hiç kimse yani nasıl bir mahkemeye çıktığınızda da iki tarafı da dinlersiniz. Burada yaklaşım ekstrem durumlardan geçtiğimiz için bu şekilde oldu. Enflasyonla ilgili yaşadığımız süreçten dolayı. Bunun sonunda bu politika değişecek mi, değişmeyecek mi? Aslında buna bakmak lazım. Ama günün sonunda bence bir tık daha artık politika faizinin finansman maliyetlerinin artmasıyla beraber çünkü mevcutta biz belki 20 yıllık tasarrufumuzu yiyoruz bu şekilde. Artık onu yerine koyacağımız bir politikaya doğru evrilmemiz gerekecek. Ama bu bugün olur, yarın olur onu bilmiyorum. Kur tahmini bu politikaya bağlı olarak değişiyor. Şimdi o yüzden mevcut seviyede kalabilir diyebilirim size. Arttırırsınız faizi %40'a. Enflasyon seviyesini de hatta üzerine çıkartırsınız. Bu sefer ekonomik büyümeyi yerle yeksan edersiniz. İşte insanların krediye erişimleri çok zor olur. Finansman maliyeti yüksek olduğu için erişmek dahi istemeyebilir. Yatırımları durdurabilir. İşte işten çıkarmalar başlar. İşsizlik ciddi oranda artar. Bir kaos ortamında söz konusu olabilir. Olmayabilir. Yani ona da bir şey demiyorum. Yani devlet der ki kardeşim ben politika faizini burada tutuyorum ama işte gerekli ihracat yapacak şirketlere Exim Bank kredisiyle ben bunları yapacağım. Hiçbir problem yok. Finansmana da erişim sağlayacağım. Stratejik projelerin hepsini de destekliyorum. Bunların hepsi büyümeye ve cari açığı işte azaltmaya yönelik projeler. Bunların hepsi de işte yurt içinde üretimi yapacak. Ama sizin maliyetiniz finansman gösterge faiziniz yukarı gidiyor dahi olsa bu bireysel tüketimi azaltır iş talebi ama siz bir yandan da cari açığı azalttığınız bambaşka bir sürece de evrilebilirsin. Şimdi politika burada biraz şey yapıyor. Yani 18 de olabilir, 25 de olabilir. İşte Bitmex Endeksinin hesabına göre şu an belki 20, 24'lerde, 25'lerde. Ha bu doğru mudur, değil midir? İşte yabancı girişi olacak mı, olmayacak mı? Kısa vadede neler olacak? Birçok değişken var. O yüzden hani kur tahmini vermek Merkez Bankası vermediği sürece ben de vermeyeceğim. Peki. Hakan Bey altın demiş. Hocam hakikaten altın herhalde bize en son yani bir yılı geçti zaten Rusya-Ukrayna krizi başladı sonrasında savaşa dönüştü. Tarihi rekor seviyeleri 2070 dolarında üzerine çıkmıştı. O zaman gördük. Sonrasında geri çekilmeler oldu. Hatta 1600 dolara kadar geriledi. Yeniden 2023 yılında biz çok fazla altın mı konuşacağız dedik. İşte altın acaba çok mu yukarı yönlü hareketi yapacak dedik ons altın tarafında. Birazcık sanki böyle yukarı ataklar oldu. Sonrasında yeniden geri çekilmeler gördük. İşte bugün de en son baktığımda 1838 dolardaydı. Ons altın. Hakan Bey demiş ki hocam ons altın için ne Yani öngörüyoruz şöyle, demiş.
Tabii iç piyasada süreci gram anlatalım altında aslında. Belki o konuşabiliriz daha açıklayıcı kesinlikle. olacak. İşte altın 1860, daha doğrusu 1770'lerde falandı. Bu son işte üfe verisi beklentinin üstünde bir düşüş gösterdiğinde hafif hafif, daha doğrusu 1770'ten 1860'lara gelmişti. Sonra işte bu enflasyon verisiyle beraber, ha dediler, tamam Fed artık yumuşayacak deyip 1900'ün üstüne atmıştı. Arkasından Fed'in şahin söylemleri, işte gelen enflasyon verisinin de bu şahin söylemleri destekleyici nitelikte olmasıyla beraber tekrar biz aslında 1800'lü seviyeye geldik. Burada tamamen hikaye ABD tarafında Fed'in ne yapacağıyla ilgili. Fed söylemlerini yumuşatıp işte ben biraz daha artık sıkı para politikasını gevşetebilirim. İşte 25 bas puanlarla devam edeceğim. Çünkü o dönem hatırlayın ne diyorlardı? İşte Mart ayında acaba boşluk verebilir mi? Bir ara verebilir mi faiz artışlarına falan diyordu. E altın alıp yürüyorum. E tabii, onu Faiz da indirimini bile konuşmuştuk. konuştuk. Yani Haziran'dan sonra biz bekliyoruz diye söylemiştik. Sonra işte Fed'in şey açıklamaları geldi. İşte biz bu sene faiz indirimleri yapmayı planlamıyoruz falan diye. İşte enflasyonun biz acaba böyle devam eder mi diye bekliyorduk. Ki ben hala daha düşüş trendinin devam etmesini bekleyenlerdenim. Niye? İşte bunun arz yönlü olduğuyla ilgili herhalde herkes hemfikirdir. Talep yönlü olsa sadece ülke belli ülkelere özgü olurdu. Bütün dünyayı etkilediğine göre arz yönlü. E arz yönlü olan tarafta da Çin en büyük tedarikçi olduğuna göre dünyadaki üretimde. E Çin açıldığına göre, Çin'in nüfe verilerine bakıyorsunuz son 2 aydır negatif negatif geliyor. E tam negatif geliyorsa o zaman burada fiyatlarda bir düşüş var. Bu biraz gecikmeli gelecek, bu belli oldu. Ama bu önümüzdeki ayın enflasyonuna mı yansır? Sonraki işte 2 ay sonrasının enflasyonuna mı yansır? Onunla ilgili bir tahmin yürütemiyorum. Ama bu 2 ay içinde, bilemediniz 3 ay içinde bence olacak. E şimdi bunun olmasıyla beraber de artık tekrardan biz Fed'in, ya işte evet enflasyon fena gitmiyor, durun yani 25'te devam edeceğiz, arada bir boşluk da verebiliriz söylemlerini bir tık daha yaklaşacağını ben açıkçası bekliyorum. Ha bu olmazsa zaten o zaman hepimiz için geçmiş olsun. Yani 2023 yılı oldukça zor geçecek demektir. Enflasyon yapışkanlık, yani o fiyatlardaki yapışkanlık ve atalet enflasyonda devam ettiği sürece biz bu sefer işte hem yurt dışı piyasalarda finansman maliyeti arttı, hem yurt içinde mecburen borçlanacağımız borç stoğumuzun arttı. Üstüne bir de finansman maliyetiyle bütçenin daha da sıkıntıya girdiği, vergi bir olacakken işte 1,5 vergi ödediğimiz, belki 2 vergi ödediğimiz bir sürece doğru evrileceğiz ki bunu hiç kimse istemez. Ben açıkçası hani benim mantığımda, en azından benim okumam, bu dediğim gibi biraz renkli gelebilir ama belki önümüzdeki işte Eylül ayında veya işte Temmuz'dan sonraki süreçte şunu da duyabiliriz Fed'den. Ya fena gitmiyor, iyi. 25 bas puan indirelim diyebilirler yani. Çünkü orada da dediğimiz gibi borç tavanı ile ilgili sıkıntıları var. Bütçe ile ilgili sıkıntıları var ki işte 2022'de 800 milyar dolarlık bir finansman giderleri var. 780 milyar dolarlık savunma harcaması var adamların yani. 1,7 trilyon doların içinde toplam 1, işte 1,580'i savunma ve finansmandan gitmiş. E bu adam altyapı yatırımı yapmayacak mı? İşte ne bileyim çip fabrikası ile ilgili veya çip yatırımları ile ilgili 240 milyar dolarlık başkanlık kararnamesi imzaladı. 40 milyar doları hemen yapılacak diye konuşuldu. E dönüp baktığınız o zaman bunları yapamaz hale geliyorsunuz ki bu stratejik olarak ABD'yi ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Ben açıkçası o tarafta biraz daha benim kendi yorumumun baskın olduğunu düşünüyorum. Ama onu zaman gösterecek, müneccim değilim tabii ki. Peki. Hocam son olarak da isterseniz enflasyon rakamlarını konuşalım. Henüz gelmedi. Cuma günü açıklanacak TÜİK tarafından resmi enflasyon rakamları Şubat ayına dair. İTO tarafından geldi. Aylık bazda %3,83 perakende de yıllıkta %78,62 dediler tüketici fiyatlarında. Üretici fiyatlarında da yine aylıkta %2,38, yıllıkta %78,69. Şimdi evet yani istemiyoruz belki bunu konuşmayı ama çok fazla alakası olduğu konuşuluyor aslında piyasada yaşanan büyük afetin, büyük felaketin. Şimdi biz baz etkisi kaynaklı
her ay aslında son birkaç aydır düşüşlerden bahsediyorduk. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Nebati de Mayıs ayına kadar düşüşün devam edeceğini ifade etmişlerdi. Biz de öyle konuşuyorduk. Fakat dediğim gibi çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı Türkiye. Peki bundan sonra yine biz baz etkisi kaynaklı düşüşleri en azından Mart ayından sonra görür müyüz? Yoksa yeniden çünkü bazı kesimlerde de çok ciddi enflasyon rakamlarından aslında bahsediliyor. Önümüzdeki aylarda görülecek. Ne olacak hocam? Ya Önümüzdeki şimdi aylarda şöyle enflasyon. bakmak lazım. Tarım tarafı benim için önemli. Yani depremin vurduğu bölge Türkiye'deki tarımsal üretimin %15'ini. Gayrısı yani toplam tarımın içindeki payı %15. Şimdi Ekim zamanına denk geldi. Yani ben Adanalıyım sizin gibi. Babam mesela işte biz depreme yakalandık falan. Yani depremden 3 gün sonra ben işte Kadirli'ye gitmem lazım dedi. Ne yapacaksın falan. İşte ekeceğim. Tamam hani bizde Allah'a şükür hani bir sıkıntı yoktu. Yani herkese de ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da yani başsağlığı ve sabır diliyoruz. Amin. Şimdi biz bunu yapabildik. Ama depremde felaketi yaşamış, ailesinde kayıp yaşamış, sermayesini, parasını kaybetmiş, elindeki ekipmanı kaybetmiş insanlar da var. Belki köy yerinde bu çok yok. Ona bir şey de diyemeyiz yani. Mantıklı da bir çıkarım bu. Çünkü hani köy evleri genelde işte tek katlı, iki katlı olur. Yıkılsa da içinde ölen insan olmaz. Ama burada da ne var? İşte bir kapital sermaye kaybı var. Şimdi bu insanlar bu ilk başta elindeki parası bankada dahi olsa ilk yapacağı iş kafasını sokacağı bir çatı, bir ev inşa etmek olacak. Yani tarımsal üretimi yapmak yerine bu yola tevessül edebilirler yani başvurabilirler. Bu bizim üretim, tarımsal taraftaki üretimimizi sıkıntıya sokar. Bu da bizim aslında yaz aylarında yaşadığımız gıda enflasyonu kaynaklı, gıdadaki düşüş kaynaklı sürecin biraz sekteye uğramasına sebep olabilir. Dediğim gibi oran veremem. Yani ölüm sayıları ve bunun ne kadarının tarım içinde istihdam edildiğiyle ilgili net elimde hani şey yok, veri yok. Çünkü kişileri bilmiyorum. Ama az ama çok bu bize birazcık etki edecek ister istemez. Şimdi ikinci nokta şu, biraz ahlaksızca yani işte fahiş kira fiyatları yok işte ne bileyim deprem bölgesine giden yardımlarda insanların hani insanlığını artık sıyırıp başka bir şeye dönüşerek fiyat artışları yapması ne bileyim hani bunun gibi çok şey hikayeler duyuyoruz. Bu ne kadar kalıcı olacak. Tabii ki devlet bununla ilgili şimdi yasal süreçleri de başlattı. Mahkeme süreçleri ve adli süreçleri de olacağı konuşuluyor. Buradaki fiyat artışlarının kalıcılığı da önemli. Ama genel itibariyle ben biraz daha Milton Friedman tarafındayım. Para arzını arttırıyorsanız %62 M2'de bu sefer enflasyona da bunun bir etkisi olacak. Siz bu enflasyona olan etkisini azaltmak için ne yapmanız lazım? Arttırdığınız para arzının tamamının üretime yönlendirilebiliyor olması lazım. Yani ben bugün 100 ekmek 100 lira. Ben 200 lira koydum 100 ekmek üretiyorsam ekmek otomatik 2 lira oluyor zaten. 1 lirayken 2 liraya çıkar. Ama ben bunu 150 ekmek üretirsem 200 liralık parayla artış olur. Ama ben bunu dizginler hale getiririm. Büyük bir kısmını aslında gidip enflasyon yerine üretime dönmüş olur ki bu olumlu bir şey. Ha bunu da belli bir dengede tutmanız gerekiyor. Her ülkenin kendi ekonomisinin kendi steady state dediğimiz genel bir dengesi var. Burada işte popülasyonu var, bir sürü faktör var. O dengede tutabildiğiniz sürece hiçbir problem yok. Belki işte şunu diyebilirsiniz, Amerika niye %2 diyor? O gelişmiş bir ülkenin zaten çok hızlı büyüme ihtimali olmayacağı için, nüfus artış oranı belli olduğu için de %2 orası için okey olabilir. Ama bu %2 belki Türkiye için %15'tir. Yani bizim kendi genel dengemiz, ekonomimizin genel dengesi bu olabilir. Hangisinin daha hani Allah kelamı değil sonuçta fizik kimya ile uğraşmıyoruz. Bizim yaptığımız iş sosyal bir iş. Genel dengesi kişilerin yani o toplumun kültürüne de bakar, tüketim alışkanlıklarına da bakar. Birçok faktör var. Şimdi ben açıkçası son geçtiğimiz sene yaşadığımız sıkıntıyla beraber verilere baktım. Yani oldu ki bir atalet oldu, bir yapışkanlık oldu ve enflasyon beklentilerinde problem olursa ne olur tahmin etmeye çalıştık. Mesela bir önceki veri son 3 yılın ortalaması aylık ortalamalarına paralel geldi.
Beni mesela şaşırttı. Ama ondan önceki veri, yani iki önceki veri diyeyim, geçtiğimiz veri değil, ondan önceki veri, mesela bir atalet olduğunu ve fiyatlarda bir enflasyon beklentilerindeki bozulmaya istinaden ona göre bir hesaplama yapmıştım. Tamamen nokta atışı neredeyse o gelmişti. Şimdi ben ilk veri geldiğinde ha dedim, evet enflasyon beklentilerinde bir bozulma var, bu da böyle gelir. Sonra 3 aylık ortalamaya döndüm. Veriyle işte doğruydu yanlıştı o kısımlara hiç girmiyorum. Yani sonuçta uluslararası kuruluşlarla denetlenen belli standartları olan şekilde çalışıyor TÜİK. Hani ona bence hiç kimsenin de girmemesi lazım. Ama hani daha iyisini yapabiliyorum bilmem ne de o zaman zaten TÜİK'te gidip çalışın yani oranın yönetimine talip olun. O kısma girmeyeceğim ama şimdi atalet 2 önceki veride varken yapışkanlık son veride yok. Bakalım bu veride gene o yapışkanlığı ve enflasyon beklentilerindeki bozulmayı göreceğiz mi? Benim için açıkçası bu çok önemli. Yani Cuma günü gelecek olan veri benim onu teyit etmem açısından önemli ama bu depremle beraber ister istemez son İTO verisi işte gelen veride de ciddi bir artış olduğu en azından İstanbul piyasası için gözüküyor. Bu TÜİK'in rakamlarına ne kadar yansır, ne kadar yansımaz dediğim gibi bilmiyorum ama yapışkanlık olmasa dahi ben belli bir yerde artık bizim bu katılık olacak. Yani belki %40'ta, belki %35'te, belki %45'te bir yerde baz etkisiyle bir yere kadar geleceğiz ama ondan sonrasında artık beklentilerde nispeten bozulma olduğu için ben onun altına ineceğimiz kısımda ekstra bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hele bir de üretim tarafında dediğim gibi tarımsal üretimde bu bölgeyi özellikle Çukurova bölgesi, Maraş, işte Hatay, Amik Ovası var. Büyük yani ciddi üretim var buralarda. Diyarbakır'ı falan hani orada şimdi Silvan Barajı devreye girdi girmedi onu bilmiyorum. Eğer girdiyse bir kısmını belki şey yapabilir, bertaraf edebilir üretim kaybının ama devamında hani bizim orada da bir gıda enflasyonunda da hafif bir gol yeme ihtimalimiz var. Belki işte hafif değil biraz daha sert bir şey yapabilir. Onu da göreceğiz ama ekstra bizim bir şey yapmamız lazım yani. Bu üretim tarafındaki artışı bir şekilde sağlamamız lazım. İthalatla bu şeyle fiyatları hani dengeleme şeyimiz çok sürdürülebilir bir politika gibi durmuyor. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Eğer şey ilave edeceğiniz bir şey yoksa Bitirebiliriz. yavaş yavaş Teşekkür ederim. bitirebiliriz.